Merhaba. Zamanın eskitemediği tekniklerle olacağımız bir tıraş videosuna daha hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Açıkçası bu videoyu çekmem de beni gazlayan Sertaç hocama teşekkür ediyorum. Dilerseniz ekipmanları tanımakla başlayalım. Bugün tıraşımda tabak kullanacağım. Tabak tütün kokulu biliyorsunuz kışların vazgeçilmezi bir sabun ya da krem. Bugün bize kreme eşlik edecek. Alet olarak agresif bir alet seçtim. Mühle A41. Ve bu aleti fermuarla kombinleyeceğim. Bugün çok keskin bir tıraş olacak. Fırçam. Semok Owners Club. Borsuk kılı Turban fırçam. Tıraş sonrası ise Sebamed balzamı kullanacağım. Akabinde Brüt dedelerimizin kokusuyla tıraşı inşallah bitireceğiz. Yüzümü tıraş öncesinde yıkamıştım, hazırlamıştım ama önden yine adet yerinde olsun bir ıslatalım ve tıraşa başlayalım. Evet, bir miktar kabımı almıştım. Kremimden. Şu anda Burdur'dayım. Burdur'da hava güzel, güzelleşmeye başladı. Sizin oralarda havalar nasıl? Prolaso köpürtme tasımı memlekette unutmuşum. Magnum dondurma kabıyla devam ediyorum. Bununla gerçekten şu anda zor oluyor. Zaten genel olarak da kapta köpürtme yapmayı çok seven biri değilim. Fırça ya da krem sabuna tutunduktan sonra yüzde devam etmeyi seviyorum. Hem sakallar da böylece daha iyi yumuşuyor. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Görüşmeyeli. Burdur'un suyunda klor fazlalığından mı bilmiyorum ama köpürtmede hep bir problem yaşıyorum ben. Bir türlü alışamadım. Sıcak suda biraz bekletmiştim ılık suda. Fırçayı uçları yumuşacık olmuş. Güzelleşmiş. Çok güzel bir koku. Tabak, krem, tütün kokulu banyoyu kapladı. Uzun zaman sonra kamera karşısına çıkınca üzerimde biraz bir heyecan var. Alete jileti takmayı unutmuşum. Üç parça aletimize jileti koyduktan sonra üst kapağını da koyup kapatıyoruz. Favorileri de düzelttikten sonra daha doğrusu açtıktan sonra
Tıraşa başlayabiliriz. Gayet güzel. Sesli bir geri bildirimini beğeniyorum bu aletin. Zaten çok agresif bir alet. Sıraya yakın denebilir. Tek seferde bile neredeyse işi bitirdim. Evet. Zaten tıraş camiasında çok şimdi artık biri tek perde de yetecek bir tıraş verdi aslında neredeyse. Ama rötuşları da tamamlamak adına ikinci perdeye geçin. Tabak en sevdiğim kokular arasında gerçekten ilk üçe girer. Kışın elime başka sabun gitmiyor. Elim başka sabuna gitmiyor. Çok beğeniyorum onun kokusunu. Sanırım bir bu iki Proraso'nun sandal ağacı versiyonu. İkinci perde sakal çıkış yönünün çaprazına devam ediyoruz. En önemli kriteri unutmadan yani bastırmadan tıraşımıza devam ediyoruz. Benim boyun altım çok hassas. Çoğu kişide olduğu gibi. Hassas olduğunuz bölgeleri zaten zamanla öğreniyorsunuz. Buralarda daha dikkatli, daha yavaş, daha bastırmadan hareket ederseniz daha konforlu ve rahat bir tıraş çıkartırsınız. Madem elmasının üstünü kesmişim. Çift taraflı alet hani ustura değil falan demeye gelmiyor.
Bu alet gerçekten ustura gibi. Dikkat etmek çok önemli. Jilet de çok keskin. İki zayiatımız var. Bir burada, bir burada. Keskin jilet ile agresif alet iddialı bir seçim olmuştu zaten. Ama sakallarım biraz uzun olduğu için böyle bir kombinasyona gittim. İki zayiatla tıraşımızı bitirdik denebilir. Yüzümüzü yıkayıp aftershave'e geçelim. Yüzümü soğuğa yakın bir suyla yıkıyorum. Tıraştan sonra bu bende tahrişi azaltıyor. Daha rahat ediyorum. Evet. Tıraş sonrasında Sebamed balsamdan bir miktar alıyorum. Şöyle. Yediriyorum. Çok kolay emiliyor zaten. Öyle aman aman yağlı bir yapısı da yok. Sebamed bu konuda başarılı bence. Bu şekilde. Evet. O yüzümüzü emilirken biz de tıraş aletlerimizi tekrar bir gözden geçirelim. Tıraş aletimizi, tıraş ekipmanlarımızı. Tıraş aletim mühle R41 idi. İçinde permaşarp jilet, keskin jilet. Dediğim gibi agresif alet kombinasyonu bana biraz sıkıntı yaşattı. Gördüğünüz gibi birazcık daha sakin tıraş olmak gerekiyor bu kombinasyonla. Ya da belki daha uzun sakalda. Fırçam gerçekten çok beğenerek kullandığım bir fırça. Semok Owners Club. Porsuk kılı turbant bir fırça. Çok severim kendisini. Tabak zaten benim için bir vazgeçilmez bir ritüel. Mutlaka kullanıyorum. Yakın zamanda da kullanmıştım. Sürekli de kullanıyorum, devam ediyorum. Sebamed balsam. Böyle çok aman aman bir kokusu yok ama emilimi çok güzel. Şu anda emilmiş bile. Güzel bir balsam. Nivea'ya göre bence birazcık daha az yağlı. Nivea bir tık daha fazla yağlı gibi geliyor. Evet, son olarak da brüt aftershave'imizi sürerek tıraşımızı bitirelim. Gayet iyi. O iki noktada yanma var. Onun dışında bir yanma söz konusu değil. Tıraşımızı bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince boş zamanlarda video atmaya çalışacağım. Keyifli ve tahrişsiz tıraşlar diliyorum.